Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin? Cenk. Cenk. Nasılsın Cenk? Karışığım biraz. Karışıksın. Heyecanlı ve karışık. Karışıklığın nasıl? Karışıklığım çok derin. Derin. Derinden Çok derin, karışırız. evet. En yoğun yaşadığın duygu mu bu karışıklık şu? Bu ara, evet. Her şey karışmış. Hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Zamanı yakalayamadım, zamanı kaçırdığımı düşünüyorum. Yani özellikle işimle ilgili karar veremiyorum. Çok arada kaldım. Ne olacak diye mi? Bir tarafım kendi işini yap, hani kendinin patronu oluyor. Ama bir tarafım yöneticilik yapmak istiyor. Yöneticilikten geldiğim için arada kalmış durumdayım. Sıkıştın. Sıkıştım. Peki şu an çalıştığın iş yeri, yaptığın iş pozisyonunun bir cinsiyeti olsa kadın mıdır, erkek mi olur? Sadece bir hayal et düşün. Sanırım kadın olur. Kadın. Bu kadın geçmişinde biri olsa kim olur? Annem olur Annen olur. Tamam. Peki kendi işinin patronu olmak, kendi işini yapmak. herhalde. O kendi işimin cinsiyeti olsa kim olur? Erkek mi kadın mı? Erkek Erkek olurdu. olur. Bu erkek geçmişte biri olsa. Geçmişte kimseyle eşleştiremiyorum onu. Daha kendim gibi misin? Evet. Yani daha kendim olduğum bir alan. O zaman anneyi bırakamıyoruz. Anneyi bırakamadığımız için kendimiz olamıyoruz. Doğrudur. Doğru. Çocukluğunda böyle bir şey hatırla. Yani çok özgüvensiz büyüdüğümü düşünüyorum. Yani bir şeyler yapmak istediğimde işte sen anlamazsın, işte sen karışma, yapma. Kim diyordu bunu? Ya ailem. Ailen. Yapma. Anne. Evet. Anne. Ya aslında sadece annem diyemem. Hani ya bir atılım böyle bir şey yapmak istediğimde olmaz. Şimdi değil ya da dur bakalım o işler öyle olmaz gibi çok sözler hani duyduk. Engellendin. Evet. Hep böyle bir engellendim, baskılandım. Kendime ait bir şey olmasını istediğimde hep durduruldum. Ne gerek var gibi. Yoğun duygular. Evet. 5 yıl içinde böyle ulaşmayı düşündüğün hayalin, hedefin ne desem? Ya iyi bir yönetici olmak isterim herhalde. Yani ya iyi bir yönetici olduğumu düşünüyorum. Daha iyi bir şirkette ya daha iyi şirketlerde iyi bir yönetici olmayı çok isterim. Yani öyle Kendi hissediyorum. işini yapmak istemiyorsun. Yani şu anki duygum, karışıklığım orada. Yani bunu yapmak istiyor muyum? Kefeleri koyduğum zaman öbürü daha ağır basıyor şu an. Yani yöneticilik daha ağır basıyor. Şöyle söyle kendine. Annemin duyguları çok ağır üzerimde. Annemin duyguları çok ağır üzerimde. Kendimle ilgili bir karar veremiyorum. Kendimle ilgili bir karar veremiyorum. Eğer kendim olursam Eğer kendim ne olursam olur? herhalde yani baskılanırım, durdurulurum gibi. Frenliyor yani. Beynim frenliyor sürekli kendimi. Yapma, etme, dur. Evet, ya böyle olursa ya Ya şöyle şöyle olursa. olursa, Doğru. ya kötü olursa, ya başıma Yani şu gelirse. ya işte eskisi gibi olursa ya yine dibi görürsen korkuları çok var. İç dünya dolmuş. Dolu, He? çok dolu. Bir sürü ses var. Çok. Çocuğa sürekli bir şey anlatıyorlar. Şöyle yap, böyle yap, Evet. şöyle yap, böyle Aynen. yap. Bunu yapma, bunu etme. Bunu söyleme, bunu yeme, bunu Doğru. içme, buraya gitme. Doğru. O zaman şunu söyle kendine. Ne zaman bir şeyle ilgili karar versen, Ne zaman bir şeyle ilgili karar versem, karar vermeye çalışsam, karar vermeye çalışsam, içimde annemle babamın sesleri artıyor. İçimde annem ve babamın sesleri artıyor. Kendi sesimi duyamıyorum. Kendi sesimi duyamıyorum. Doğru. Nasıl geldi bu? Doğru geldi. Hafif bir çözüldü bir yer. Doğru He, geldi. içimdeki sesler bana ait değil. Evet. Karışır sonra. Hala 5 yıl içinde yönetici mi olmak istiyor? Ya evet, baktığımda kurumsal bir yerde yani iyi bir yönetici olmak, evet. Hedefim mi diyorsa, evet, hedeflerimden biri. Oradaki kazanımın ne olacak? Belki de o düzenden hoşlandım. Yani daha önce de yine kendi işimi yapıyordum. Ama çok bir düzen yoktu. Kurumsala geçtim bir 5-6 yıl. Çok güzel düzenim vardı. Şimdi tekrar bir karışıklık, yine bir şey.
Ama belki de o düzeni, insanlarla iletişim kurmayı, insanları yönetmeyi seviyorum. O iyi geliyor. O çok iyi geliyor. İnsanları yönetmeyi. İnsanları yönetmek, yani yönetmekten kastım iyi bir lider olmak. O başka şimdi bak. Şimdi değişti burada bir mi? Ayrışalım. Peki. Yöneticilik ayrı bir duygu, liderlik ayrı bir duygu. Lider karar veren, evet, yol gösteren, neyin ne olduğunu iyi anlatabilen, iyi bir motivatör. Hı-hı. Aynı zamanda iyi bir mentor olmak zorunda. Evet. Beş tane özellik. Hı-hı. Yönetici, arabulucu, iyi ilişki kurması gerekiyor kişilerle. Durumları, süreçleri, olayları iyi bir şekilde yönetecek, konumlandıracak, her şeye hakim olacak. Lider yol gösterecek. Yönetici o durumu yönetmeye çalışacak. Hı-hı. Sen diyorsun ki iyi bir yönetici olmak ama lider olmak. Evet. Yönetici lider değildir. Demek orada da karışmışız. Ama orada da karışmışız. Tamam. Yöneticilik anneden gelir, liderlik babadan gelir. Bu demek değil ki yani kadın lider olamaz gibi değil. Annelik ve babalık duygusu olarak öyle geçer. Anne her şeyi yönetir. O zaman şöyle düzelteyim. Sizin evde her şeyi anne yönetmiş. Evet. Anne karar vermiş her şeye. Öyle olmuş, evet. Hep on dediği olmuş. Öyle olmuş. İşte senin evli misin? Evliyim. Evliliğinde mesela eşin nasıl? İyi yani şey olarak yok orada bir karışıklığımın olmadığı tek yer orası diyebilirim yani. Yani çünkü yani mümkün olduğunca birlikte karar vermeye çalışırız. Hani hayatı birlikte çünkü bayağı zorluklar atlattık birlikte. Hayatı birlikte yürütmeye, özen göstermeye çalışıyoruz. Tabii ki dönem dönem şeylerimiz oluyor. Düşüşlerimiz oluyor, çıkışlarımız oluyor. Şimdi şunu söyle. Uzun uzun konuşup gerçeklerden kaçıyorum. Uzun uzun konuşup gerçeklerden kaçıyorum. En iyi yaptığım şey bu. En iyi yaptığım şey bu. Şimdi şunu düşüneceksin. Çocukken bunu kim yapıyordu? Birileri uzun uzun konuşuyor. Sana duygu atıyor. Kimler yapıyordu? Annem yapardı. Tamam. Evet. İçime annem geçmiş. Doğru. Annemin beyni bize geçmiş. Doğru. Nasıl o beyinde yaşamak? Yani iyi, yani kendime göre iyi değil. Duygusu yani, ne? Bana kötü hissettiriyor. Çünkü olmak istediğim kişi bu değil. Oraya bir bak şu kutunun içine. En çok ilgini çeken ne? Yani en çok ilgimi kum saati çekiyor. Al onu. Ne hissettiriyor? Zaman. Yani çok hızlı akıyor. Hızlı akması niye kötü geliyor? Yetişemiyorum. Yetişememekten korkuyorum. Nereye yetişemiyorsun? Hayata. Hayatta ne oluyor da yetişemiyorsun? Ya işte karar veremediğim için bazı şeylere tam odaklanamıyorum gibi düşünüyorum. O da bana vakit kaybettirip zarar veriyor gibi hissediyorum. Hem kariyerime hem hayatıma. Şöyle söyle. Hayatımı yönetebiliyorum ama liderlik yapamıyorum. Hayatımı yönetebiliyorum ama liderlik yapamıyorum. Kendime liderlik yapamıyorum. Kendime liderlik yapamıyorum. Bu yüzden karar vermekte zorlanıyorum. Nasıl geldi? Mesela bir karar verdiğinde iyi yönetiyorsun büyük bir ihtimalle. Yani o süreci. Evet. Alınmış bir kararsa. Evet. Ama onu vermekte zorlanıyor beynin. Doğru, onun kararını vermekte zorlanıyorum. Orada sıkışıyorsun iyice. Evet. Çünkü kötü bir şey olabilir, yanlış bir şey yapabilirsin. Yani işte belki geçmişte yaşadığım şeyler beni bazı konularda durduruyor. O söyle şimdi. Annem ne dediyse haklı çıktı. Beynime sürekli başarısızlık yükledi. Ben de inandım. Bana ne verildiyse onu yaptım. Bu yüzden de zaman çok geçti. Evet. Şimdi aynı şeyleri yapmaktan korkuyorum. O zaman daha cesur olmak lazım. Evet. Mevzu biraz değişti. Daha cesur olursan ne olur? Kendim olurum gibi hissediyorum şu an. Çünkü seviyorum ben. Cesaretli olmak benim için iyi bir şey. Kendin olunca daha özgür olacaksın. Evet. Özgür olmanın bir bedeli var ama. Evet. Ne olabilir? Yani bazı şeylerden uzaklaşmak olabilir. Bazı şeyleri kaybetmek. Evet. Uzaklaşmak, mesafe koymak. Onu göze alıyorum. Değişmek demek. Evet, onu göze alıyorum. Yani değişmeyi kabul ediyorum çünkü. Çünkü bu şekilde gitmesini istemiyorum. O döngüden çıkmak istiyorsun. Evet. Bak sürekli konuşuyoruz, zaman geçiyor.
Evet. Hala çözüme gelemedik. Niye böyle oluyor? Yani işte ben bir şeyler işte denedikçe sadece deniyorum ama işte zaman geçiyor, beni stres basıyor. Zaman geçtikçe ama işte deniyorum. Bir türlü istediğim şey olmuyor. Evet. Şimdi çocukluğunda böyle bir şey hatırlayacaksın. Evet. Zaman geçiyor, bir türlü bir şey olmuyor. Öyle bir anı. Kaç yaşındasın? Yani yaşım biraz şey sanırım 14 olması lazım. Neredesin? Kulüpteyim. Tamam. İstersen gözünü kapat, daha iyi odaklanırsın. Hı hı. Ne oluyor kulüpte? Babam da var. İyi de oynadığım bir maç sonrası. Yani bir şey de kaybetmediğim halde hani babam hocalara inanmadığı için beni çekti. Yok dedi. Yapmayacaksın. Ve yani zaten olsa da o her şey belli dedi ve bir daha şey yapmadım yani. Gidemedim. Evet, ama çok istiyordum. O anıda kal şimdi, gözün kapalı. Ondaki çocuğa bak. Baban senin hayatını elinden alıyor. Baban senin hayatını elinden alıyor. Seni istediği kişiye dönüştürmeye çalışıyor. İleride büyüdüğünde? Kendi işlerini yapmakta zorlanacaksın. Kendin olmak kötü gelecek sana. İzin vermemişler çocuğa, farkında mısın? Evet. Ve zaman geçiyor. Evet. İşte cesaretim çok kırıldı küçükken. Belki de kırılmasa çok daha farklı şeyler yapabilirdim. Onu da öğret kendine. Sürekli keşkelerim var. Onların içinde boğuluyorum. Annemle babamın da keşkeleri çoktu. Kendi başaramadıkları şeyleri bana attılar. Bu nasıl geldi? Doğru. Zaman geçiyor. Gözüm hep takılıyor. Bak, yani takılıyor. Bir gidiyor vallahi. Biterse ne olacak bu şimdi? Bir de çevireceğiz tekrar. Evet. Her gün yaptığımız gibi tekrar başlayacağız. Tekrar yeniden başlayacağız. Hayat böyle bir şey değil mi zaten? Böyle de işte böyle olmamalı. İnsanlar böyle bir kendine üzülmeyi bir bıraksa. Üzülme duygusu öyle bir şey ki, böyle bir şey yakalıyoruz anılarda geçmişte. Oturup ona üzülüyoruz. O yüzden bir insan kendine çok üzüldükçe tembelleşir. Madden de manen de düşmeye başlar. Ya da yerinde sayar mesela. Gelişim olmaz. Bıraksak mı şu üzülmeyi artık? Yani düşünmeyi. Bırakalım. Ha deyince de oluyor mu ya? Yani çalışırız. Üzerinde çalışırız. Çabalarız. Tek başına zor olmasın. Yani günün sonunda burada tek kalıyor insan. Yani bir yardımcı bulamayacağımıza göre. Kendi kendimizi halledeceğiz. Kendi kendimizi halledeceğiz. Güzel. Ama zaman geçiyor işte. Onun önüne geçemeyiz. Eyleme geçmemiz lazım. Bir şey yapmak lazım. Onu da söyle kendine. Sürekli yapmam gerekenleri düşünüyorum. Ama yapmıyorum. Bu şu demek. Sen zamanının çoğunluğunu şöyle geçiriyorsun. Şunu yapmam lazım. Şunu da yapabilirim. Şunu da olsun. Şöyle olsa böyle olur. Sürekli düşünerek geçiriyorsun. Eylem az. Evet. Hep oraya ayırmışsın zamanı. Doğru. Zaman akıp gidiyor. Şimdi nasılsın? Bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşünüyorum ama. Yani ne yapacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyorum açıkçası o. Hayatta yeni bir şey yapacaksak eğer, yani karışmışsa kafamız, bu karışıklığın sebebini bulmamız gerekiyor önce. Kafamı karıştıran kararlarım değil genelde. O geçmişten beri beynimde duran bilgiler onlar. Yani şu demek bu, ben hayatımda bir yere geleceğim sürekli ve sürekli orada karışacağım, karar veremeyeceğim. Onun anılarını bulacağız. Bu beynime ne zaman geldi, yerleşti. O duygulara bakacağız. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapmak lazım. Sen aynı şeyleri düşünmeyi seviyorsun. Buna alışmış beynin. Farkında mısın? Yani kafadaki sorunlar aynı. Ve sürekli tekrarlıyor. Bir şey yapmak istediğinde, atılım yapmak istediğinde hep aynı sorunlar. Yani zaten sıralama belli. Ne olur? Eskiye döner misin? Birilerini mahcup eder misin? Yani şey yapar mısın? Yüzüstü bırakır mısın?
Bak bu da bir ağırlık getiriyor, farkında mısın? Evet. Şu an ağırlaşmaya başladık iyice. Evet. Ağırlık duygusu. Evet. Sürekli düşünüp düşünüp ağırlaşıyorsun. Düşünüp düşünüp ağırlıyorsun, şişiyorsun. Bu da sıkkınlık yaratıyor. İç sıkıntısı. İç sıkıntısı. He, konu bu. Nerede şu an sıkıntı hisset? Yani şurada göğsümde. Göğsümde. Şurada. Evet. Şuralara yerleşmiş. Evet. Kapa gözünü, koy elini oraya, o sıkıntıya gir. Kendine şunu söyle. Annem içindeki bütün sıkıntıyı bana verdi. Annem içindeki bütün sıkıntıyı bana verdi. Hı. O da sürekli düşünür düşünür dururdu. O da sürekli düşünür düşünür dururdu. Sıkıntısı şu an bende. Sıkıntısı şu an bende. O da karar veremiyordu bir şeylere. O da karar veremiyordu bir şeylere. Sürekli beni düzeltmeye çalışıyordu. Sürekli beni düzeltmeye çalışıyordu. Kendini düzeltemediği şeylerde. Kendini düzeltemediği şeylerde. Beni düzeltiyordu. Beni düzeltiyordu. İçimdeki onun sıkıntısı. İçimdeki onun sıkıntısı. Artık bunu taşımayı bırakıyorum. Artık bunu taşımayı bırakıyorum. Bu sıkıntı bana ait değil. Bu sıkıntı bana ait değil. Söylemek iyi geldi. Anneler şöyle yapar genelde. Bunun sebebi niye anneler? Eskiden anneler daha çok çocukla evde, özellikle çalışmıyorsa. Anne hayatını geçiriyor gözünün önünden. Yapamadığı bir sürü şey var, ulaşamadığı bir sürü şey var. O onda sıkıntı yaratıyor. Sürekli işte şöyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsaydı şöyle olurdu. Bir de travmaları varsa. Evde birkaç tane çocuk olduğunda anne o sıkıntıların bazılarını böyle çocuklara verir. Nasıl verir bunu? Sen oyun oynuyorsun. Oyna, oradan bir şeylerle oyna mesela. At şu ağırlığı üzerinden artık, çocuksun ya, yeter. Vallahi billahi. Heh. Çocuk böyle oynar. Çocuk ol, çocuk. Sen çocuk olamadın mı? Olamadık demek. Allah kahretsin. Bunu çocuk da yapmamışlar ya. Seni direkt büyüttüler mi? Direkt yetişkin olmak zorunda mı kaldın? Belki de anlamadık çocukluğumuzu. Anlamadık belki de. Çocuk olmuşuzdur ama anlamamışızdır belki. Hissedememişiz. Evet. Biraz şımarıklık yap bakayım burada. Daha doğru ortalığı biraz. Nasıl geliyor mesela? Böyle şeyler yapmak. Yani, evet. Söyle yani, kendine. Beni hep uslu çocuk yaptılar. Beni hep uslu çocuk yaptılar. Hiç hata yapma hakkım yok. Hiç hata yapma hakkım yok. Hata yapmayayım diye. Hata yapmayayım diye. Sürekli uyarıldım. Sürekli uyarıldım. Hata yapma hakkım elimden alındı. Hata yapma hakkım elimden alındı. Evet. Sen öyle bir şeyi tuttuğunda oradan başlıyorlar. Elleme onu, dokunma, oraya yapılmaz, saçmalama, otur yerine. Doğru. Sesin çıkmasın, yeter. Düzgün olacak her şey. Doğru. Bak el alemi çocuğu nasıl yapıyor. Sen? Bu da olurdu eskilerde. Sizde de olur muydu? Çok. Yani çok. Yani bunu söylemenin ana baba nereden bulacak? Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Hele o amcanın kızı, yengenin bilmem neyi senden, oğlundan bir tık yukarıda karneden peki aldıysa boku yedik. Yani. Aynen. Onu da ilk kez çocuğa işte. Ben de çok fırsat vermişimdir. Yani. Fırsatı vereceksin ki bildiğin duyguyu alasın. Evet. Ha. Onu da söyle. Çocukken iyi duygu almayı çok bilmiyordum. Çocukken iyi duygu almayı çok bilmiyordum. O yüzden uyarıldıkça kendimi var hissettim. Kendimi var hissettim. Bazı çocuklar şöyle olur. Çok uyarıldıysa, uyardığında görüyorsun çocuğu ya. Çocuk şimdi görüldüm. Görüldüm. Evet. Ama daha çok sevilerek görülmediği için uyarılarak görüyor. Şey yapıyordum. Hayatta hep uyarılmaya ihtiyacım doğuyor bu sefer. Doğru. Şimdi benim herkesin beni uyarmaması için ben bu hayatta ne yapacağım arkadaş? Beyaz yakada yönetici olacağım. Öyle değil mi? Beyaz yakada yönetici olursan, lider olursan kimse seni uyarmaz. Az uyaran olur. Ne olacak? O risk azalıyor. Gel bir de şimdi, hadi yönetici de hallettin, lider ol. Geç bakalım ananın babanın koltuğuna, oradan başla. Kararları onlar veriyor. Zaman geçiyor. Geçiyor. Bak söyleyeyim Cenk. Zaman hızlıdır. Tutamaz. Tutamıyoruz, evet. Heh. O zaman birinci kural. Sürekli aynı şeyleri düşünüp durmayı bırakıyorum. Sürekli aynı şeyleri düşünüp durmayı bırakıyorum. Hı hı. Hata yapma hakkım var. Hata yapma hakkım var. Hı hı. Başarısız da olabilirim. Başarısız da olabilirim. Başarısız olmak kötü bir şey değildir. Başarısız olmak kötü bir şey değildir. Sürekli başarısız olmak kötü bir şey olabilir. Sürekli başarısız olmak kötü bir şey olabilir. Onu da kendimle çalışıp çözebilirim. Onu da kendimle çalışıp çözebilirim. Uslu çocuklara genelde şunu öneririm. Öyle yetişmiş insanlara sana da öneriyorum. Hayatında bir dönem sürekli yaramazlık yapacaksın. Saçma sapan şeyler yapacaksın. Şımarık hareketler yapacaksın. Anlatabildim mi? Anladım. Böyle konfordan çıkacaksın, şımaracaksın, değişik şeyler yapacaksın. Sürekli düzgün olma, doğru olma, başarılı olma beyin için doğru bir bilgi değil. Bunları yapabilir misin? Yapabilirim. Bak mesela şuraya bak.
Burada bayağı bir seni şımartacak şeyler olabilir mesela. Ne var seni şımartacak? Yani para olabilir. Para. Verelim abime, ayıp ediyorsun. Al işte bak hepsi senin yani. Ha. Yeter ki sen çözül. Çözül. Ha. Peki. Tamam, parayı verdik. Çok para. Evet. Nasıl geliyor? Güzel geliyor. Doğru Kötü söylemiyorsun geliyor. şu an. Ha? Kötü gelen ne? Çok param var bak çok. Parayla sorunun var mı? Yani çok hesap kitap yapıyoruz. Çok tabii çok rahat değilim. Sürekli Evet. parayla ilgili bir şey Evet var. yani Ha. orası yetişecek mi? Orası döndürebilecek miyiz? Ha. Çok şeyimiz var tabii. Çocukken var mıydı böyle şeyler? Yani evet evde şey vardı. Böyle Aha. bir şeyimiz vardı tabii. Tamam Yani çok söyle. Annemle babamın para kaygıları da bana geçti. annemle babamın para kaygıları da bana geçti. Hı. Hala o kaygıları yaşıyorum. Hala o kaygıları yaşıyorum. Hı. Para travmalarla alakalı. Onları çözersek parayla sorunumuz azalıyor mesela. Daha çok geliyor. Ama daha çok gelirse ne oluyor? Bilmiyorum İşler ya. büyüyor. Daha fazla risk almak zorunda kalıyorsun. Daha hızlı kararlar vermek zorunda kalıyorsun. Az düşünmek, çok fazla eyleme, hızlı geçmek zorunda kalıyorsun. Risk almak zorundasın her şeyden önce. 10 tane risk alacaksın diyelim. Bunun 8'i yanlış olacak. Bir sürü batma duyguların olacak. Sınıra, uçlara gelme duygun olacak. Büyüdükçe linç edileceksin, rakiplerin olacak, düşmanların olacak. Hani küçükken annenin senin onun bununla kıyasladığı insanlar var ya dışarıdan baktın. Onlar etrafında artacak. Yöneticisen kolaysın, çok fazla sorun yok ama kendi başına iş yapmaya başladığında oh zaman geçiyor. Bunlar hep beynimizin içinde. Evet. Bunlar da diyor ki uzak dur paradan o zaman, gerek yok. Yönetebileceğin kadar olsun. Öğret kendine. Annemle babam çok zengin olmamı istemedi. Annemle babam çok zengin olmamı istemedi. Çok zengin olmaktan korkuyorlardı. Çok zengin olmaktan korkuyorlardı. Artık bunları taşımama gerek yok. Artık bunları taşımama gerek yok. Hı-hı. Çok zengin olmak kötü bir şey Çok değildir. zengin olmak kötü bir şey Hı-hı. değildir. Az kaldı. Ne diyor? Bitiyor. Bitiyor mu? Hayat da böyle. Öyle. Vallahi başlıyor bitiyor yani. Öyle. Ha? İkinci kural. Her gün aynı şeyleri yapmayı bırakıyorum. Her gün aynı şeyleri yapmayı bırakıyorum. Bunu şöyle geliştireceksin. Her gün hayatına yeni bir şey katacaksın. Değişik bir şey yapma. Ama bu Cenk'in istediği bir şey olacak. Hı. Tamam mı? Konfor dışına çıkacaksın. Daha değişik şeyleri deneyimleyeceksin. Beynine bunu şaşırtman lazım. Öğretmen gerekiyor. Değişik şeyler risk demektir. Küçük riskleri hayatın içinde alıp geliştirirsen, ileride alacağın büyük riskler için karar verme duygun hızlanır. Küçük riskler. Yerlerini değiştir hayatta bazı şeyleri. Farklı yollardan eve gir. Risk al. Aynı yerden gitme. Daha başka bir şey gir. Giy. Mesela çok sevdiğin tarz bu. Hiç sevmediğin bir tarzda bir şey bul, bir gömlek bul. De ki ben bunu niye istemiyorum? Risk alıp giyeceğim. Onu ben giydiğimde başka bir Cenk olacağım. İnsanlar bakıyor, ne istiyorlar? Uf, çok saçma, niye böyle? O duygular içimizdeki kötü duygular. Değişik bir çorap giy. Gitmediğin bir mekana git. Yeni bir şey deneyimle. Orada saçmala. Çocuk düzgün olmak zorunda zaman geçiyor. Aa, Bitti. 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 Nasılsın? Bitti. Üçüncü kural. Zaman geçer. Her zaman yapacağım bir şey vardır. Zaman geçer. Her Hı-hı. zaman yapacağım bir Yapacağım bir şey şey vardır. vardır. Zaman ne zaman hızlı geçmez biliyor musun? Tadını yaşarsın. Kendin olmaya başladığında. Hı. Kötü duyguya çok girdiğinde böyle uzun uzun geçmez. İyi hissettiğin zaman böyle hızlandığını hissedersin. Evet. Kendin olman gerekiyor. Nasıl olacak? Çalışarak. Nasıl? Farklı şeyler yaparak. O zaman şunu da öğret kendine. Sürekli bana söylenenleri yapmak zorunda değilim. Sürekli bana söylenenleri yapmak zorunda değilim. Ne istediğimi bulabilirim. Ne istediğimi bulabilirim. Bunu da geliştireceğiz. Ona buna çok fazla sormayacağız. Bazı şeyleri kendimiz şey yapacağız. Hı. Ama bak zaman yine başa alıyorsun. Tekrar devam ediyor. İşte buna hayat deniyor. Böyle geçiyor ömür. Hep aynı geçmemesi lazım. Yine bir iç sıkıntısı geldi. Evet. Evet. Onu da söyle kendine. Çok az iyi duyguda kalıyorum. Çok az iyi duyguda Yine kalıyorum. iç sıkıntım geliyor. Yine iç sıkıntım geliyor. Sürekli böylesin Evet. gün içinde. Evet. Sıkılıyorsun, Evet. rahatlıyorsun. Sıkılıyorsun, rahatlıyorsun. Ha? Evet. Nasıl rahatlıyorsun? Kendi kendime konuşarak. Tamam. Onu da öğret kendine. Annem konuşa konuşa rahatlıyordu. Annem konuşa konuşa rahatlıyordu.
Kendi rahatlıyordu, benim. Kendi rahatlıyordu, yani. Beni yani, mahvediyordu. Aynen. Ben de şimdi kendime aynı şeyleri yapıyorum. Ben de şimdi kendime aynı şeyleri yapıyorum. Annemi yuttum. Annemi yuttum. Kendi kendime düşünüp konuşuyorum. Kendi kendime düşünüp konuşuyorum. Yönetici olmayı bırak. Lider olmayı geliştir. Son cümle hazır mısın? Bir kararı verince onu hızlı eyleme geçireceğim. Bir kararı verince onu hızlı eyleme geçireceğim. Onu eyleme geçiremiyorsun hızlı. Evet. Evet. Ağırlaşıyorsun sürekli. Sorular geliyor. Şu an ne zorluyor seni? Onu düşün şimdi. Mesela konuşamıyorsun, sessiz konuşuyorsun. Sürekli bedenin şöyle. Evet. Onları bul. Niye rahat değilsin? Aynı aynısını yapıyorsun. Evet. Bırak kendini. Niye rahat olmadığını bul. Karar alamadığım için olabilir. Daha hızlı konuş, yüksek konuş. Karar alamadığım için daha olabilir. Daha çok sesini çıkar. Evet, karar alamadığım için olabilir. Çıkar. Karar alamadığım biraz için olabilir. Bağır. Karar alamadığım biraz için daha olabilir. Yüksek. Karar alamadığım için olabilir. Daha çok bağırabilirsin. Karar alamadığım için olabilir. Utanıyorsun, bağırabilirsin. Karar alamadığım rezil için olabilir. Karar alamadığım İnsanlar için olabilir. İnsanlar sana bakıyor diye çok rahatsızsın. Karar alamadığım için olabilir. Özgüvenin yok çünkü bağıramıyorsun. Karar alamadığım için olabilir. Daha çok sesin çıkabilir. Karar alamadığım için daha olabilir. Daha çok çıkabilir. Karar daha alamadığım çok çıkabilir. İçin olabilir. Daha çok çıkabilir. Karar alamadığım için daha olabilir. Daha çok da çıkabilir. Karar alamadığım için olabilir. Bağıramıyorsun. Karar olamadığım için olabilir. Karar alamadığım için olabilir. Nasıl geldi bu? Rahatlattı biraz. Söyle şimdi. Annemle babama çok öfkeliyim. Annemle babama çok öfkeliyim. Kurup kurup öfkeleniyorum. Kurup kurup öfkeleniyorum. Hı-hı. Öfkeni azaltmak için boks yap bence. Bak sana öneriyorum bunu, tamam mı? Yani böyle bir o duyguyu bir yere atmak lazım. Evet. Hareket edebilmek için. Evet. Tamam mı? Yapacağım. Çok kurarsak, çok durursak öfkemiz de artmaya başlar. Doğru. Bir parçası kendimize kızıyoruz çünkü. O sesini çıkar. Daha çok çıkar. Konfor alanından çıkacağız. Çıkacaksın. Evet. Kendin olmak böyle bir şey. Evet. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Az zamanını da. O hep hayatında senin peşinde. Evet. Onunla gidebilirsin. Gidebilir mi? Ha, git. Peki. Seversin yanında zamanı taşımayı sen. He? Bak dağıttığın yerleri toplama, tamam mı? Toplamayayım. Yok, yok, yok. Peki, aynen. Toplamıyorum. Yaramaz çocuk olmaya geliştireceksin. Giderken şunu söyle, dağıtacağım, toplamayacağım. Dağıtacağım, toplamayacağım. Heh, güzel. Arkandan toplayan biri var zaten. Güzel. Şunu şöyle koyalım. Put your hand in mine. Together we can fly over mountains, rivers, ocean blues. As long as I'm with you, maybe we could go to a place that no one knows. Fall asleep on the old oak tree. Memories of you and me. And I'll be with you at dawn, where I belong. Heads up in the clouds, and when I'm coming down, I'll stay up here and enjoy the view, as long as I'm with you. As long as I'm with you.